Selamlar tekrardan merhabalar. Ne haber nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Biraz çayını kahveni al. Biraz seninle konuşacağız. Biraz sohbet tadında, muhabbet tadında bir şeyler konuşmak istiyorum seninle. Tabi bu sıcak havalarda çay kahve alır mısın bilmem ama inanılmaz sıcak İzmir. Yani bugün herhalde bir 41-42 dereceleri gördük yani. Hani gerçekten çok fazla bir sıcak var. Bu sıcaklarda biraz çalışmak sizin için de zor Biliyorum. Bizim için de zor. Gerçekten zor. Ama inşallah şöyle Eylül ayı gibi inşallah birazcık havalar şöyle bir soğursa bir rahatlayacağız. Gerçekten bizim için de böyle ekran karşısında cihazlar karşısında çalışmak zor. Çünkü cidden terliyoruz. Yani günde 2-3 defa tişört değiştiriyorum desem yeridir. Şimdi biraz konuşalım. Öncelikle tercih sonuçları açıklanmış. Ee, çok güzel mesajlar geldi. Hepsine yetişmeye çalıştım, yetişmeye çalıştım diyorum ama yetişemedim açıkçası. Çok fazla mesaj geldi. Gerçekten e, güzel bölümlere girmiş olmaları öğrencilerime, istedikleri yerlere girmiş olmaları beni gerçekten çok mutlu etti. İnşallah sizleri de aynı şekilde güzel güzel yollarız. Bu birazcık tabii ki de sizin çalışmanıza bağlı. Yani bu iş pek zeka istemiyor. Bu iş birazcık işin gereğini yapmayı gerektiriyor. Bunun gereğini yaparsanız bu iş olur. Yani fizik açısından ben içim rahat. Yazdığım şeylerden, anlattığım şeylerden kesinlikle her şeyine kefilim. Yani beni dinlersen üzülmezsin. Hep şey diyordum öğrencilere bu işin fizik kısmı olsun. Alaaddin Hoca ile kimya kısım olsun çok dert edilecek kısımlar değil Hani eskiden Evet bir dert ama artık biz bir dert olduğunu inanmıyoruz diğer derslerinize daha fazla yoğunlaşmaya çalışan yani bizim derslerine de hakkını verin Çünkü biz diyoruz yani işte şunları 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 yap gerisini boş var ee, sınavda yeterli olacak Keşke daha zor sorsalardı diyeceksin demiştim öğrenciler ve öyle de oldu Hani senden de beni ve Alaaddin Hoca'nı en iyi şekilde, dikkatli şekilde, verimli şekilde kullanman. Kalan süre inanılmaz fazla. Bazen geliyor işte hocam yetişir mi falan. Yetişir, yetişmeyecek bir şey yok yani. Herhalde 2-3 de, iki, üç defa daha bitirilir öyle diyeyim. Hani uzun gibi gözüküyor ama biraz keyifli bu iş. Artık birazcık keyifli olduğunu ben düşünüyorum. Ee, senin için de bu keyifle sürmesi hem öğrenmenin o güzel tadına varmak önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılır. Hani işin matematiğini boşlamayın, işin Türkçesini boşlamayın. Hani sınavın birazcık kolonları bunlardan oluşuyor omurgası. Ama tabii işin fen kısmı da önemli. Çünkü artık hani 2 3 netin çok büyük sıralama değişiklikleri yaptığı için hani fizikten olsun, kimyadan olsun, biyolojiden olsun soru kaçırmamamız önemli. Tamam? Durum bu. Şimdi biraz kamplar hakkında bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar normalde artık kamplar bitti. Yani benim anlatacağım ne varsa bitti. Şöyle söyleyeyim. Şu 9. sınıf konuları kitabını bitirdik. 33 günde bunun hepsini bitirdim. Hatta AYT tabanını bitirdim. Yani 11. sınıftaki hareket, iş, iş enerji, işte Newton hareket yasaları, kuvvet falan bununla beraber bence bitti. Zaten 11. sınıf kitabına gittiğinde orayı zaten tekrar yapacağız. Bu zaten bitti. Şimdi normalde 10. sınıf kitabının konuları da vardı. Anlatmayı düşünüyordum ama şöyle birazcık baktım. Anlatımlara şöyle bir baktım. Gerçekten şunu dedim. Tekrar anlatmaya gerek yok. Yani tekrar anlatmaya çalıştığımda kopyala yapıştır dışında bir şey yapmayacağım. Çünkü anlatımlar iyi. Öğrencilerin ee, videolardaki yorumları soruları çok iyi simülasyonları çok iyi yani bana göre gayet yeterli hani eski dediğimde 7-8 ay önce yani öyle milattan önce değil müfredat aynı müfredat değişen bir şey yok hani gerçekten izlediğimde yani hiç değiştirmeye gerek yok dedim hatta şunu dedim ya bu kadar iyi gene anlatabilir miyim diye düşündüm gerçekten güzel anlatmışım yani övünmek gibi olmasa hani ama gerçekten yeterli olduğunu düşünüyorum ama hani seni sıkıntıya sokmasın. Ben şöyle bir düzenleme yapacağım. Şöyle şeyden de göstereyim. Şuradaki 60 gün TET Fizik Kampı oynatma listesinde devamı gelecek. Kapakları değişmiş şekilde. 34, 35, 36 diye baktığında 10. sınıf konularını da göreceksin. Merak etme. Hani kitabın baskısını değiştirmediğimiz için tekrar hani çekmenin çok bir anlamı yok. Ben o vaktimi sizin için daha yararlı, daha iyi şeylere birazcık harcamak istiyorum açıkçası. Hani tekrar şimdi en baştan onları anlatacağım ama o hani vakti, o enerjiyi yeni soru tiplerine, yeni anlatımlar yapmaya çalışarak, yeni bir şeyler üreterek yapmayı daha doğru buluyorum. Hani yeterli olmasa zaten sunmam ki zaten geçen seneki öğrenciler o dersleri yalayıp yuttu. Bu sene de çok iyi yerlere yerleştiler. Yani hikayelere yetişemiyordum. Ya şöyle söyleyeyim mesela 200 tane mesaj geliyor tamam mı? Hani hepsine cevap versem bir dakika harcasam 300, 400, 500 dakikalarım yani saatlerimi almaya başlıyor. Yetişemedim yani öyle söyleyeyim. O yüzden hani şu kitap anlatımları gayet güzel. Zaten 136 sayfa çok güzel şekilde yapılmış şekilde var zaten kanalda, listede de oynatma listesinde de göreceksin. Sıkıntı yok. Yani bu iki kitabı bitirdikten sonra senin üzerine bir ee, aman aman bir çalışma yapmana gerek yok. Gerçekten gerek yok. Bundan kesinlikle emin olabilirsin. Son 11. sınıf kitabı konuları var. Bu kitap benim en çok vaktimi alan kitaptı yazarken. Gerçekten çok vaktimi almıştı. 143 sayfa ama muazzam olmuştu. Yani anlattığım sene yani geçen senenin işte Ocak ayında mı hani ne başlamıştım adam akıllı. Ee, anlatımları çok keyifliydi benim için. Güzel bir motivasyonla anlatmıştım. Burada da herhangi bir yenileme yapmayacağım. Yani gerçekten şöyle söyleyeyim. Şuradaki manyetizma dersini herhalde tekrardan o denli güzel çekemem. Öyle söyleyeyim. Hani öğrenciler şunu demiştim. Bitirdikten sonra, bitirdikten sonra e, manyetizmadan özel ders verebilirsiniz istediğiniz öğrenciye demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Bunu da kanaldan gayet direkt başlayabilirsin. Alıp başlayabilirsin. Sonrasında 12. sınıf konuları kitabımız var. Şu. Bu güzel bir kitap. Fiziğin bence en eğlenceli kısmı. On sınıf konuları eğlencelidir. Bir modern fiziktir. Böyle birazcık daha bilimseldir. insanın böyle bir ufkunu açar, keyiflidir. Hani öyle çok aman aman ezber bir şey yok. Gerçekten bilgiye alıyorsun, soruyu çözüyorsun. O da ne güzeldir. Hani gerekirse birkaç videoda ufak eklemeler, birkaç videoda düzeltme tadında ufak şeyler ekleyebilirim. Hani çok önemli şeyler değil ama hani ya şu bilgiyi de sunayım diye bir şeyler ekleyebilirim diye düşünüyorum. Tamam mı? Durum bu. TT fizik denemelerinizi yenilemiştim. Bunların çekimlerini yapacağım. Zaten TET Fizik Kampı'nı yani şu 9-10'u bitirdikten sonra bunu çözün diyorum ben her zaman. Bunu zaten ee, size gönderdiğimizde bir kart geliyor kargoda. Orada bilgiler yazıyor nereden ulaşacağınız zaten. Ben bunların çözümlerini tekrar yapacağım. Çok fazla vaktimizi almayacak zaten. Bir de AYT fizik tarama soruları var. Şu AYT fizik tarama soruları. Ben deneme tadında çıkartmadım. Hani TET fizik denemeleri çıkarttım ama AYT fizik deneme diye çıkartmadım. Bunu yapmamın sebebi hani AYT fizik denemesinde belli soru kıstaslarına, soru sayılarına bağlı kalmam lazım. Yani manyetizmadan her denemede 3 tane atıyorum 4 tane atıyorum işte kuvvet hareketinden 2 tane soruyu koymam gerekiyor ama ben size çok fazla soru konuşmak istediğim için tarama tadında yapmak istedim. Toplamda kaç soru vardı? Bu da 165 soru vardı. Gerçekten ÖSYM tarzında olan önemli 165 sorudur. Bunu da zaten bitirdikten sonra bence yapacak pek bir şey yok. Yani fizik adına dört tane kitabı, iki tane denemeyi bitirdikten sonra hadi bir de sen de birer tane soru bankası çöz. Bak iki demiyorum. Birer tane çöz. Sıkıntı kalmaz. Hani ne çözebilirsin? 3-4-5 çözebilirsin. bilgi sarmar çözebilirsin. Birazcık daha ötesini görmek. Ben birazcık daha hocam bardağı doldurmak istiyorum. Hani bana göre artık taşar da 3 de çözebilirsin. Sakıntı değil. Ama gidip de 2 tane 3 tane soru bankası falan çözmeye çalışma. O vaktini matematiğe, geometriye, kimyaya, biyolojiye alır. Fizik adına daha fazlasını yapmana gerek yok. Olsaydı söylerdim. Benim için daha rahat bir şey. 5 tane çöz kardeşim derdim. Kötü yaptığında da 5 e, tane çözmemişsin ki derdim. Hani böyle bir şey yok. Bir tane çözsen TYT adına, bir tane de AYT adına. 3-4-5 olur, bilgisayar olur, 3D olur. Hani 3D birazcık daha e, çıtayı yüksekte tutan bir yayın. Hani kötü demiyorum, çıtayı yüksekte tutan bir yayın. Hani özellikle böyle mezun arkadaşlar varsa aramızda hani çok iyi netler yapıp fizikten mezun kalıyorsa çözebilirler. Ama hani çok şartımı değil, 3-4-5 de bilgisayar da yeterli olur diye düşünüyorum. Tamam. Diğer tarafta zaten Alaaddin Hoca'nızın TYT Kimya Kampı bitmişti. Şimdi AYT Kimya Kampı'na başlayacak. Onun da kanalında e, bilgi verdik. Nasıl ulaşacağınız ne olacak? Zaten YouTube'da olacak. Genel bir bilgilendirme videosunu orada da söyledik. Hani benim adıma artık hani e, kitapların anlatımları bitti. Hani gerçekten hani tekrar yapsam dediğim gibi kopyala yapıştır gibi olacak. Hani bir şey değişmiyor çünkü anlattığım şeyler hep aynı hatta ben o anki anlatım tarzıma bile yaklaşamayabilirim hani ya çok iyi anlatmışım o kadar bile iyi anlatamayabilirim dedim kendi kendime o yüzden hiç bozmak istemedim açıkçası hani o enerjimi o vaktimi dediğim gibi yeni şeylere ayırmak istiyorum zaten 10. sınıf videolarını da eklediğimde o 60 günlük TT fizik kampı tam 60 güne gelecek hatta son güne de TT fizik tekrarı full tekrar videosu olacak orada ve bence artık yeterli işte bir de kanala ait fizikten de bir full tekrar videosu atacağım. Zamana geldiğinde hiç merak etmeyin. Mesela o da e, yapmak istediklerim arasında. Gerçekten orası da teferruatlı bir şekilde yapmak istiyorum. Güzel ayrıntılı bir şekilde yapmak istiyorum. Tamam mı? Benim vermek istediğim bilgiler şimdilik bu kadar. Aklında olsun. Dediğim gibi oynatma listelerinde ben her şeyi senin için düzenledim. Direkt böyle birinci günden 60. güne kadar. Sanırsam 59. günde bitiyor. 60. günde full tekrar olarak görebilirsin. Orada geleceksin. Sonra 11'e başla. Sonra 12'ye başla. Olayı tamamen bitir. Bir de benim şu TET, AET tarama denemeleri çöz. Tamam. Artık yapacağım bana göre bir şey yok. Daha aslında gerçekten gerek yok. Hakkını vermeye çalış. Yeter. Tamam mı? Daha çok görüşeceğiz, daha çok konuşacağız. Güzel bir yıl inşallah bizi bekliyor. İnşallah güzel bir yıl olur, keyifli bir yıl olur senin için de, bizim için de. Tamam mı? Aşağı soruların varsa yaz. Bir bakalım. Aklına takılan bir şey olursa cevaplamaya çalışırım. O zaman ne diyelim? Şimdilik hoşça kal. Kendine çok iyi bak.